Değerli katılımcılar, hepiniz Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek olan toplantımıza önce açılış konuşmasıyla başlayacak olup ve partnerimiz olan proje ortağı olan SEPEV'den Yasemin Hanım'la başlayacak olup ardından projenin amacı, hedefleri, vizyonu ve misyonu detaylı bir şekilde paylaşılacak. Proje ve faaliyetler kapsamlı olarak sunulacak. Ardından da siz değerli katılımcılarımızın sorularını almak üzere soru cevap bölümü yapacağız. Sorularınız olursa ekranın üst kısmında yer alan Q&A kısmından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Toplantımız şu an kayıt altına alınmakta ve ardından sosyal medya aracılığıyla paylaşılacaktır. Ve konuşmalarını yapmak üzere sözü Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Projesi SEPEV Proje Koordinatörü çok değerli Yasemin Somuncu'ya bırakıyorum. Buyurun Sayın Somuncu. Çok teşekkürler. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Biz SEPEV olarak bu çok önemli projede yer almaktan büyük onur duyuyoruz ve büyük mutluluk duyuyoruz. Kalıcı etkileri olacak ve toplumun çok büyük bir kesimini kapsayacak olan bu projede ekip arkadaşlarımız çok değerli kişilerden oluşuyor. Her birisi kendi konusunda uzman olan insanla, Türkiye ve gezegenimize çok büyük katkıları yapmış olan arkadaşlarımızla bir sinerji yaratarak hep beraber çalışmak da bu projede bizler için çok değerli bir çıktı ve katkı. Ve bu sinerjiyi biz buraya bugün bu toplantıya katılan herkese büyüterek gerçek anlamda bir ağı oluşturarak Türkiye için faydalı olacak bu projede yer alacağız. Ben sözü uzatmayacağım ve burada tekrar hepinize SEPEV adına hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler katılım için. Çok teşekkürler Yasemin Hanım. Aslında şöyle bir teknik sorunla da karşılaştığımızı belirtmek isterim. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Sayın Göktuğ Kara katılamadı. Umarız toplantı sırasında katılabilir ve o da konuşabilir. Şimdi ise tekrar konuşmacılarımızdan devam edelim. Projeyi ve ağın amacını anlatacak olan, faaliyetleri bizlerle paylaşacak olan WRI Türkiye Kentsel Verimlilik İklim Programı Kıdemli Program Yöneticisi ve Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Proje Koordinatörü Sayın Doktor Meltem Bayraktar'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Bayraktar. Çok teşekkür ederim. Tuğçe, hemen ekranımı paylaşıyorum. Ekranı görebiliyor musunuz şu anda? Evet, görünüyor. Saniye, bende de ekran kilitlendi. Bugün ne yazık ki teknik aksaklıklarla başladık. Göktuğ Bey ne yazık ki bir bağlantı sorunu yaşadığı için katılamadı. Bir saniye tekrar deneyeceğim. Benim sunumum da ilerlemiyor. Hemen tekrar atıyorum. Evet, şimdi oldu. Değerli katılımcılar, herkese tekrar merhaba. Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Tanıtım Toplantısı'na hoş geldiniz. İsmim Meltem Bayraktar. Bir kısmınızla aslında uzun zamandır tanışıyoruz. Bir kısmınızla da önümüzdeki dönemde tanışacağımızı umuyorum. 7 yılı aşkın bir süredir WRI Türkiye'de Kentsel Verimlilik ve İklim Programı yöneticisi olarak görev alıyorum. Aynı zamanda da yeni hayata geçirdiğimiz Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Proje Koordinatörlüğü'nde yürütmekteyim. Bugün size bir sunum üzerinden Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı nedir, neler yapacak bunu hızlıca bir tanıtmak istiyorum. Öncelikle Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve ekranda da ismini de görmekte olduğunuz Climate Proofing Building Sector CSS for the Green Deal başlıklı Avrupa Birliği projemizin bir çıktısı olarak hayata geçiyor. Yani bir proje yürütmeye başladık ve bu proje kapsamında da Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı'nı kuruyoruz. Bahsi geçen projemizde Avrupa Yeşil Mutabakatı için sivil toplum eylemi hibe programı altında fonlanıyor. Proje liderliğini WRI Türkiye olarak bizler yürütmekteyiz. Proje ortağımız ise çok kıymetli Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği SEPEV. Projemiz ayrıca Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu'nun bir girişimi olan Danish Green Growth Network DGGN tarafından da desteklenmekte. Bir üçlü konsorsiyum olarak bu projeyi yürütüyoruz. Projemiz Şubat 2024'te başladı ve 3 yıl boyunca da devam edecek bir proje. Ve Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı'nı ise Mayıs 2024'te hayata geçirdik.
Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı, kar amacı gütmeyen bir inisiyatif olarak hayata geçti. Ve ağın temel hedefleri arasında Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele ederken bina ve inşaat sektörünün yeşil dönüşümünü aktif bir şekilde desteklemek ve yönlendirmek en başta yer alıyor. Ayrıca Türkiye bina sektörü paydaşları arasında diyaloğu güçlendirecek bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz. Binaların sürdürülebilirliği konusunda paydaşların teknik kapasitesini yapacağımız aktivitelerle geliştirmek istiyoruz. Ve Türkiye'de bu alanda farkındalık oluşturmak, bu bilinci toplum genelinde yaymak, sesimizi hep birlikte daha güçlü bir şekilde Türkiye'de duyurmak istiyoruz. Ağın sekreteryası WRI Türkiye tarafından yürütülüyor. Ve Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı olarak sıfır karbon binaları, yaşanabilir mahalleleri ve sürdürülebilir bir yapılı çevreyi destekliyoruz. Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı'nı kurma fikrimizin ve motivasyonumuzun kaynağının da nereden geldiğinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. WRI Türkiye olarak 2021-2023 yılları arasında 2 yıl süresiyle Küresel Çevre Fonu CEF ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP tarafından desteklenen sıfır karbon bina hızlandırıcı başlıklı projeyi yürüttük. Bu proje kapsamında ulusal ve yerel yönetimlere bina sektörünün karbonsuzlaşması hedefiyle ulusal yol haritaları ve yerel eylem planları geliştirme konusunda teknik destek sağlandı. Projenin iki ana faydalanıcı ülkesi vardı. Biri Türkiye, biri de Kolombiya'ydı. Biz Türkiye'de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte çalışarak bu ekranda görmüş olduğunuz Türkiye bina sektörü karbonsuzlaşma yol haritasını hazırladık. Ayrıca pilot şehirler olan projenin pilot şehirleri olan Konya ve Gaziantep ile de birlikte yerel eylem planlarını hazırladık. Bu belgeler 27 Aralık 2023'te yayınlandı. Ekranda da belgeleri erişebileceğiniz link ya da QR kod görebiliyorsunuz. Burası çok kapsamlı bir çalışma. Ve biz bu süreç içerisinde, bu belgelerin hazırlanması süreci içinde pek çok paydaşla, bina sektörünü temsil eden farklı gruplardan çok fazla paydaş ile bir araya geldik ve bir mevcut durum analizi gerçekleştirdik. Burada en çok bahsedilen konulardan bir tanesi, birincisi bu paydaşlar arasındaki diyalog eksikliği, entegrasyonun bir bütünlüğün olmaması, birlikte iş yapma kültürünün çok yeterince gelişmiş olmaması. Bir diğeri ise paydaşların teknik kapasitelerinin eksik olabilmesi zaman zaman. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin daha önde olup diğer şehirlere henüz bu bilginin, bu teknik bilginin ya da farkındalığın ulaşmamış olmasıydı. Biz de bu gelen geri bildirimlere cevap verebilmek için ve bu engellere bir çözüm olabileceğine inandığımız Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı'nı hayata geçirmeye karar verdik. Ve bunu da bir Avrupa Birliği projesi desteğiyle hayata geçiriyoruz. Binalar, yani Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı sıfır karbon binaların da aslında savunuculuğunu yapan bir ağ. Ve burada bizim sıfır karbon binalardan tanımımızda enerji verimliliği oldukça yüksek. Kalan enerji ihtiyacını yerinde yenilenebilir mümkünse veya yenilenebilir enerji santrallerinden sağlayan, yaşam döngüsüne ait operasyonel ve gömülü karbon emisyonlarının en aza indirgenmiş olduğu, ortadan kaldırılması mümkün olmayan emisyonların ise karbon dengeleme ile sıfırlandığı binalar olarak tanımlıyoruz. Ve aynı zamanda sıfır karbon binaların iklim değişikliğine dirençli olması da gerekiyor. Ve bu tanım bir yaşam döngüsü bakış açısı, Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı'nın da sahip olduğu bir bakış açısı ve yaygınlaştırmak istediği aslında bir Türkiye'de bir kavram olacak. Bu nedenle dediğim gibi bir tüm yaşam bakış açısıyla birlikte sürdürülebilir, çevreye duyarlı, enerji verimli, düşük karbonlu, yeşil ve iklim dirençli olma hedefleriyle Türkiye'deki bina sektörünü dönüştürmek için aslında çalışacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın etkisi ve önemi konusunda da sektör paydaşlarının farkındalığını artırmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi 2019'da Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği'nin 2050 yılına kadar iklim nötr olmasını sağlayacak bir dizi politika girişimini içeriyor aslında. Ve anlaşma iklim değişikliğiyle mücadelede de her sektörün rol alması gerektiğini vurguluyor. Bunlar arasında, yani genel başlıklar arasında iklim, çevre, enerji, binalar, ulaşım, endüstri, tarım, sürdürülebilir finans gibi pek çok alan var ve girişim var. Türkiye'de Avrupa Birliği ile yoğun ticari, kültürel, ekonomik ilişkiler içinde olmaya çalışan bir ülke olarak
Yeşil ekonomiye geçiş için yürütülen çalışmalarda yeşil mutabakatın sektör paydaşları tarafından anlaşılması, doğru anlaşılması ve benimsenmesi oldukça önemli. Türkiye'de baktığımızda yeşil mutabakatın özellikle sınırda karbon vergileri tarafının daha iyi bilindiğine ve bununla ilgili özellikle üretim yapan sektörlerin önlemler almaya başladığını görüyoruz. Ama Avrupa Yeşil Mutabakatı sadece sınırda karbon vergisinden ibaret değil. Özellikle binalar için hem yeni binalara hem mevcut binaların yenilenmesine dair çok fazla alt girişim ve program içeriyor. Örneğin 12 Nisan 2024 tarihinde onaylanan gözden geçirilmiş binalarda enerji performansı direktifi de bunun bir parçası ve bunun gibi çok farklı başka çalışmalar da var. Biz bunları Avrupa tarafında neler olduğunu takip ederek Türkiye'de bu yeşil mutabakatın bina sektörü üzerine etkilerini daha iyi anlatmak ve buna uyumu sağlayabilmek için birlikte neler yapabileceğimizi tartışacak bir ortam yaratmak misyonuyla yola çıktık. Vizyonumuz da paydaşlar arasında bu güçlü diyalog ve işbirliklerini kuran önce bir ağ oluşturarak bina sektörünün yeşil dönüşümünü hızlandırmak ve Türkiye'nin de 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmasında özellikle bina sektörü tarafından katkıda bulunmak yer alıyor. Bu ağ kimler üye olabilir sorusuna gelirsek, bu ağ Türkiye'de bina sektörünün karbonsuzlaşması, iklim dirençliliğinin arttırılması, yeşil ekonomiye geçişi gibi konularda faaliyet gösteren veya göstermek isteyen, daha fazla bu konuda bilgi edinmek isteyen bireyler veya kurum ya da kuruluşlar ağ üye olabilirler. Yani bireysel olarak da ya da bir kurum üyeliği üzerinden de ağ katılmak mümkün. Ve sektör olarak baktığımızda da bu bina sektörü ekosisteminin tüm paydaşlarına açık olan bir ağ. Burada sivil toplum kuruluşları, örneğin malzeme üreticilerini temsil eden sivil toplum kuruluşları olabilir, dernekler olabilir, savunuculuk grupları olabilir, sanayi ticaret odaları olabilir örneğin. Ya da merkezi yerel yönetimler, bunlar arasında kentsel gelişim ve yeşil bina politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına görev alan belediyeler, işte onların şehir planlama birimleri, iklim değişikliği ile ilgili çalışan birimler, bakanlığın aynı şekilde benzer birimleri ve ya da o birimlerde görev alan uzmanlar. Sonra sürdürülebilirlik hedeflerine uygun proje geliştirmek isteyen, uygulama konusunda katkı sağlayabilecek inşaat şirketleri, gayrimenkul geliştiriciler, proje yöneticileri. Sonra sürdürülebilir bina tasarımı, bütünleşik bina tasarımı sürecinde yer alan mimarlar, mühendisler, makine, elektrik, çevre mühendisleri, iç mimarlar, peyzaj mimarları, yani bütüncül olarak sürdürülebilirlik ekseninde çalışma yapmak isteyen herkes, üniversiteler, araştırma geliştirme yapan kurumlar katılabilir, araştırmacılar, hocalar, inşaat sanayi, yani ürün üreten yapı malzemesi ya da ekipman üreticileri, bunların tedarikçileri, enerji verimliliği çözüm sağlayıcılar, yeşil teknoloji şirketleri ve benzer kuruluşlar katılabilir. Finans hizmetleri sağlayıcıları katılabilirler. Enerji hizmeti sağlayıcıları katılabilirler. Yani amacımız aslında bu paydaşların hepsini bir araya getirmek, bir arada konuşabilir olmak, birlikte ortak yeni projeler belki üretebilir olmak, paydaşların birbirini tanıması, yeni bir proje planlandığı zaman kiminle çalışabileceğine dair bir fikir sahibi olması, daha fazla bir arada konuşabilmek aslında buradaki amaçlarımızdan biri. Yani ekosistemde yer alan herkes üye olabilir bu alana, sürdürülebilirlik ekseninde çalışmak eğer istiyorsa. Neden üye olmalısınız sorusuna da gelirsek, ağın öncelikle 3 yıl sürecek bir proje var. Yani ağ daha da devam edecek projeden sonra, ama 3 yıl süresince Avrupa Birliği tarafından desteklenen pek çok aktivite gerçekleştireceğiz. Önemli faaliyetleri olacak ağın. Bunların arasında bir iletişim platformunun oluşturulması, paydaşların ağdan beklentilerinin, ihtiyaçlarının anlaşılması, teknik kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programlarının yapılması, uluslararası çalışmalar, ziyaretler gerçekleştirmek, teknik kapasiteyi geliştirmeye yönelik rehberler hazırlamak, uygulamak, iyi uygulama örneklerinin sergilendiği kütüphaneler geliştirmek gibi pek çok aktivite var. Bunları şimdi üzerinden daha detaylı bir şekilde geçeceğim, ne gibi birlikte yer alabileceğimiz etkinlikler olabileceğine dair. Öncelikle ağın iletişim kanalından bahsetmek istiyorum.
Bu paydaşlar arası diyaloğu güçlendirmek, bilgi ve deneyim paylaşımını bir taraftan kolaylaştırmak için biz LinkedIn üzerinden bir iletişim grubu kurduk. Ve iletişim de buradaki LinkedIn grubu üzerinden temelde ilerleyecek. Bu kapalı bir grup. Şu anda da yani çok kısa bir süredir duyuruyoruz ve 167 tane üyeye ulaştı. Ağa dahil olmak isteyenler gruba katılma daveti iletebilirler. Orada linkte de görebiliyorsunuz sol taraftaki linkte. Bir davet gönderebilirsiniz. Ağ ve ilgili bilgilerin yer aldığı kaynaklarında yükleneceği bir web sitesi var. Yani ağla ilgili güncel bilgileri ya da oluşturulan materyallere doğrudan ulaşabileceğiniz de bir web sitesi alanı olacak. Onun da linki sağ tarafta mevcut. LinkedIn grubu üzerinden ağ ve faaliyetleriyle ilgili duyurular yapılacak. Yani bir etkinlik düzenlediğimiz zaman oradan mutlaka duyurusu yapılacak ve oradan gerekli iletişimi sağlayabileceksiniz. Bilgi paylaşımları yapacak. Ayrıca üyeler de grubun misyon ve vizyonu ile uyumlu konularda paylaşım yapabilecekler. Ağın moderasyonunu WGRI Türkiye olarak biz yürüteceğiz. Ayrıca biz duyurular ve iletişim için de WGRI Türkiye, proje ortağımız Sepe ve destekçimiz DGC'nin de sosyal medya kanallarından da ağ ile bilgileri, duyuruları, paylaşımları takip edebilirsiniz. Üyelerimizle ayrıca newsletter'lar da paylaşacağız. Yaptığımız çalışmalara dair ya da önemli bulduğumuz kaynaklara dair. Şubat ayından beri ağın tanıtım çalışmalarını devam ettiriyoruz. Çeşitli sektörel dergilerde röportajlar, makaleler yayınladık. Belki bunlara denk gelmişsinizdir. Belki oradan ağ üzerinden haberdar olmuşsunuzdur. Bu tür çalışmalarımıza da devam edeceğiz. İlk yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi aslında ihtiyaç analiziydi. Bir ihtiyaç analiziyle başladık. Bina sektörü paydaşlarını belirlemek, onları daha iyi tanımak, ihtiyaçları daha iyi anlamak ve paydaşların bir taraftan da farkındalık düzeyini ölçmek için, teknik kapasite ihtiyacını saptamak için, eğilimlerini, paydaşların ilgisini, motivasyonunu ve ağdan beklentilerini en önemlisi anlamak için bir ihtiyaç analizi çalışması yürüttük. Bu 5 adımda tanımlandı. Bir masa başı araştırma yaptık, bir paydaş haritalaması ve paydaş analizi gerçekleştirdik. Çevrimiçi bir anket çalışmamız oldu, onu yaygınlaştırdık. Derinlemesine görüşmeler yaptık, kilit paydaş olarak belirlediğimiz 28 kişiyle. Sonra bütün bunların sonuçları analiz yapıldı ve bir rapora dönüştü. Bu raporu da önümüzdeki günlerde ağ üyeleriyle paylaşacağız. Ağda yapılacak birçok faaliyetin temeli aslında bu rapordaki çıktılardan gelecek. Yani bize yol gösterecek, planlayacağımız etkinliklerde bize yol gösterecek bilgi aslında bu analiz raporundan gelecek. Teknik kapasiteye yönelik etkinlikler yapacağımızdan bahsetmiştim. Bir e-öğrenme programı gerçekleştireceğiz ve çevrimiçi seminerler yapacağız. Bunun içinde bu ihtiyaç analizinde biz katılımcılara sorduk. En çok Türkiye'de sürdürülebilir binaları hayata geçirmek için en önemli eğitim alanları, eksik olan konular, üzerinden geçilmesi gereken kavramlar nelerdir diye. Bunlarla ilgili geri bildirimler aldık. Orada en öne çıkan, en çok ihtiyaç olduğu belirtilen belli konular var. Ve bu konuları kapsayan bir de daha alt konular var önemli olduğu belirtilen. Onları da içlerine uygun şekilde yerleştirerek bir e-öğrenme programı geliştireceğiz. Bu çevrim içi seminerlerde de desteklenecek bu e-öğrenme programı. Bunlar tamamen üyelerin erişimine açık ve ücretsiz kaynaklar olacak. Daha çok burada farkındalık yaratma, temel belli bilgileri ve temel kavramları oturtmak istiyoruz bu konularla ilgili. Bununla ilgili bir çalışmamız olacak. Çevrim içi seminerlerde de ulusal ve uluslararası uzman konuklarımız olacak. Onlar da belli konularda, belli temalarda tartışmalar gerçekleştirip uluslararası anlamda da neler konuşuluyor, tartışılıyor ya da nasıl uygulanıyor özellikle UMA tarafını hep birlikte sorgulayacağız. Ağ kapsamında bu önümüzdeki 3 sene boyunca pek çok yüz yüze etkinliğimiz de olacak. Webinarlar dışında seminerler, çalıştaylar, bölgesel bilgilendirme günleri ile paydaşlarla Türkiye'nin farklı illerinde de aslında bir araya geleceğiz. Orada da üyeleri de bir araya getireceğiz. Böylece o etkileşimi daha fazla artırmayı umuyoruz. Ağ üyelerinin uluslararası iyi uygulamaları daha iyi tanıması için bu konuda uluslararası çalışma ziyaretleri düzenleyeceğiz.
Bir tanesi bu alanda en prestijli etkinliklerden bir tanesi olan Uluslararası Pasif Ev Konferansı'na katılım sağlayacağız. Bu ağ üyeleriyle birlikte belli duyuruları olacak. Bunun başvuran ve başvurusu kabul edilen belli sayıda üyeyle birlikte buraya katılım gerçekleştireceğiz. Katılımcıların konaklama ve seyahat masrafları ağ tarafından karşılanacak. Bunun dışında benzer olarak bir başka uluslararası ziyaretimiz de Kopenhag olacak. Proje destekçimiz DGGN ile birlikte Danimarka'nın Kopenhag şehrinde bir çalışma ziyareti organize ediyoruz şu anda. Ve burada bina sektörünün sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik Danimarka'da çalışmalar yöneten önde gelen kamu ya da özel sektör kurum ve kuruluşları ile birebir görüşmeler gerçekleştireceğiz yaklaşık 11-12 kurumla beraber. Burada hem kurumları ve yürüttükleri çalışma fırsatı elde edeceğiz hem de işbirlikleri geliştirmek açısından önemli bir faaliyet olacak. Bu etkinlik 27 Ekim-1 Kasım 2024 tarihleri arasında şu anda planlanıyor. 15 kişilik bir heyet olarak katılım sağlayacağız. Burada saha gezileri de olacak, toplantıların yanısında da ve networking fırsatları da olacak. Bu haftaya ayrıca denk gelen Building Green konferansı var Kopenhag'da. Buna da katılım göstereceğiz bu konferansa da. Yine katılımcılar bu etkinliğin duyurusu LinkedIn grubu üzerinden yapılacak. Başvuran ve katılması uygun görülen kriterleri sağlayan kişiler tarafından kişiler etkinliğe katılabilecek ve katılımcıların da konaklama ve seyahat masrafları burada ağ tarafından yapılacak. Bu nedenle bütün etkinliklerden haberdar olabilmeniz için LinkedIn grubunu yakından takip etmenizi öneririm. Bir başka teknik kapasite geliştirmeye yönelik etkinliğimizde sertifikalı pasif ev tasarımcısı eğitimine üyelerimizin katılımını desteklemek olacak. 50 A üyemizin sertifikalı tasarımcı olması için o eğitime katılmasını destekleyeceğiz. Eğitim almasını destekleyeceğiz. Bu eğitimler şu anda 3 dönem olarak planlanıyor. Bu oradaki amacımız Türkiye'deki sertifikalı pasif ev tasarımcısının sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu etkinliğe yani bu eğitime ağ üyelerimizden pek çok farklı alanda çalışan üyelerimiz katılabilir. Özellikle mimarlar, inşaat makine elektrik mühendisleri, enerji uzmanları, danışmanlar, müteahhit inşaat yöneticileri, uygulama tarafındakiler, akademisyenler, yeşil bina danışmanları olabilir. Bunun yanında kamu tarafında bakanlık çalışanları, yerel yönetim çalışanları, bu alanda çalışan karar vericiler ya da sivil toplum temsilcileri. Ama özellikle uygulamaya yönelik yani bu sertifikayı alıp bunu uygulamada kullanabilecek kişilerin bu eğitimi almasını, bu uluslararası geçerli sertifikayı almasını destekleyeceğiz. Gençler için de etkinlikler planladık. Genç profesyonellere yönelik ve öğrencilere yönelik de bir hekaton etkinliğimiz olacak. Burada bir hekaton formatında bir yarışma projesi düzenleyeceğiz. Ekipler oluşturulacak, farklı meslek gruplarının bir araya geldiği, birlikte çalışabilirliği de aslında genç profesyoneller arasında yaygınlaştırmak için, bütünleşik bina tasarımı yöntemini yaygınlaştırabilmek için genç profesyonellerin ekipler oluşturmasını ve sürdürülebilir ve iklim dirençli bina tasarlama konusunda bir yarışmaya katılmasını duyuracağız. Burada bir mentorluk desteği sağlanacak. Daha sonrasında da ekipler yarışma formatında birbiriyle yarışacak. Ve DRC'ye giren ya da geliştirdiği proje fikri jüri tarafından takdir edilen projeler için de örneğin sertifikalı pasif ev tasarımcısı eğitimi almasını destekleyeceğiz. Böyle küçük de motivasyonlarımız olacak. Onun dışında yine teknik kapasite gelişimine yönelik iki tane rehber hazırlanacak. Bir tanesi sürdürülebilir bina projelerine yönelik iyi uygulama kütüphanesi. Bu ihtiyaç analizinde en çok ihtiyaç olduğu belirtilen konulardan bir tanesi. Yani neler yapılıyor başka ülkelerde, nasıl yapılıyor, özellikle uygulaması ne? Bununla ilgili çok fazla soru var ve bunun sorulara cevap olacağını umacağımız ve sektör çalışanlarına da ilham vermesini umduğumuz bir kütüphane hazırlanacak. Onun dışında bir de özellikle binalardaki iklim dirençliliğine de değinmek istiyoruz. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele bir, evet azaltım, emisyonların azaltımı burada, enerji verimliliği, yenilenebilir tasarım, malzeme, bütün o süreçler var. Ama bir taraftan da iklim şu anda ne yazık ki çabaların yetersiz olmasından dolayı değişmekte ve değişmeye de devam etmekte. Ve binalarda bir taraftan iklim değişikliğinin etkilerinden
en çok etkilenen gruplardan bir tanesi. Aşırı hava olayları, sel baskınları, taşkınlar, heyelanlar, yangınlar, doğrudan binaları, binaların yapısal sürdürülebilirliğini de etkiliyor ve aynı zamanda can ve mal kayıplarına sebep oluyor. Bu konuda da bir rehber hazırlamak istiyoruz. İklim dirençli binalar nasıl inşa edilir, neler yapılmalı, işte bu konuda iyi uygulama örnekleri neler, çözümler neler, engeller neler. Bu rehberi de mimarlar, mühendisler ve inşaat sektörü profesyonelleri için kapsamlı bir kaynak olacağını umuyoruz ve iklim değişikliğiyle ile başa çıkmak için etkili stratejiler sunacak. Bütün bu yaptığımız araştırma, veri izleme, raporlama çalışmaları sonucunda da ulusal ve yerel yönetimlere bina sektörüne yönelik politikaların şekillenmesinde destek sağlayacağını umduğumuz politika notları oluşturacağız. Bu politika notu hem Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, işte Avrupa Birliği'nde politikalar, hedefler, program mevzuatta neler oluyor güncelde, o günceli takip ederek hani Türkiye'nin buna uyum çalışmaları ne aşamada ve neler yapması gerektiğine dair öneriler içerecek politika notu olacak. En son olarak da üyelik adımlarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle üyelik başvurusu yapmak isteyen bireyler Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı'nın LinkedIn iletişim grubu üzerinden bir davet göndererek bunu başvurularını gerçekleştirebilirler. Yani ağ olan ilgilerini gruba davet göndererek gönderebilirler. Daha sonra ağ sekreteryası bu başvuruları inceliyor ve olumlu olduğunu bulduğu başvuruları, yani bu sektörde çalışan, konuyla ilgili çalışan ya da çalışmak isteyen mesleki anlamda, arka plan anlamında, çalışma anlamında uyumlu olduğunu düşündüğü kişiler LinkedIn grubuna ekleniyor. Şu anda hatta 167 kişi var gruba eklenen ve çok kısa bir süre içerisinde bu sayıya ulaşıldı. Bunun daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra üyeler AKA faaliyetlerine katılım sağlayabilirler. Burada sadece kabul edilen üyelerden üye bilgi formunu doldurmaları isteniyor. Bu otomatik bir yanıt olarak siz başvuru yaptığınız ve onaylandığınız zaman size bildiriliyor. O üye bilgi formunu doldurduğunuz zaman aslında tam takipçisi olduğunuzu kabul etmiş oluyoruz. O üye bilgi formunu doldurmayan LinkedIn takipçileri onun sağladığı desteklerden ne yazık ki faydalanamazlar. O yüzden aramızda da hani LinkedIn grubuna katılmış ama üye bilgi formunu doldurmamış olan üyelerimiz varsa onlardan da tekrar doldurmasını rica ederiz. Formun linkini de tekrar grupta paylaşacağımızı hatırlatayım. Benim anlatmak istediklerim ağla ilgili genel olarak bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi varsa sizin sorularınızı hani alıp onları yanıtlamak isteriz. Soruları yanıtlamak çok için de Meltem Hanım, ben bir araya girmek durumundayım. Göktuğ Bey bizlerle. Öyle mi? Tamam, harika. Evet, şimdi sözü Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ulaştırma Politikası ve İklim Değişikliği Ekip Koordinatörü Sayın Doktor Göktuğ Kara'ya bırakıyorum. Buyurun Sayın Kara. Teşekkür ediyorum. Böylece biz de güzel bilgilenmiş olduk Meltem Hanım. Sunumunuz için de çok teşekkürler. Geç kaldığım için de özür diliyorum ama böyle bir 10-15 dakikalık garip evde hem internet hem telefon çöktüğü için bir şekilde bağlantıyı gerçekleştiremedik en başta. Tüm katılımcılara hem saygı hem selam gönderiyorum. Güzel bir cuma olsun, güzel bir hafta sonu başlangıcı olsun. Şimdi şöyle, ben de aslında projeyi siz gayet güzel bir şekilde tanıttınız. Burada bir tekrar projeyle ilgili gündeme girmek istemem. Zaten yeterli bilgiler verildi. Ancak şundan bahsetmek istiyorum biraz. Hani bu hibe sonuçta çok pardon. Bunun bir Avrupa Birliği hibesiyle yapıldığını bilmek önemli. Ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın desteklendiği özel sektör desteğinin de yanına harman edildi. Yani birçok aslında hibe kontratımızda, hibe sözleşmemizde bunlarla da çalışıyoruz. Burada da bu teknik aksaklığı çözmeye çalışırken varsa sorularınızı Q&A kısmından bizlere iletebilirsiniz. Eğer Göktuğ Bey bağlanamazsa da soru cevap kısmıyla devam edebiliriz.
Göktuğ Bey bağlanana kadar ben birkaç tane soru ileteyim o zaman mümkünse. Kendisiyle iletişim Hı-hı. halindeyim. Ben arka planda bağlantı problemi yaşıyor. Biraz sonra bağlanacak muhtemelen. Tamam. Öncelikle şöyle bir katılımcımız Mahmut Bey üyelik şartları nedir diye kendileri sormuş. Ben kendisine chat üzerinden daha doğrusu Q&A üzerinden yanıtı verdim. Bina sektöründe faaliyet gösteren bina sektörünün tüm yaşam döngüsünde faaliyet gösteren tüm kurum ve kişiler aslında üyelik başvurusu yapabilirler. Hatta chatte üyelik şartlarını da içeren bir link ekledim. Ve aynı zamanda LinkedIn grubumuzun da linkini ekledim. Meltem Hanım, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Bir hatırlatma olarak konuyla ilgili. Yok, teşekkür ederim. Tamamdır. Bir soru daha var. Zannedersem bu sıfır karbon binalar projesiyle ilgili olabilir. Diğer şehirler için de bu raporlar ve rehberler hazırlanacak mı? Planlanan şehirler var mı diye bir soru var Cihan Bey'den. Ya da Meltem Hanım yanıt vermek isterseniz. Sadece şunu söyleyeyim. Bu bir proje kapsamındaydı. Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen ve Türkiye ile birlikte iki şehir bu desteği aldı. Ve bizim dönemimiz sona erdi. Şu anda aynı proje devam ediyor ama Hindistan ve Meksika üzerinden devam ediyor. Ve oradaki şehirlerde ve oradaki ulusal hükümetle beraber bu çalışma yapıyor. O yüzden ne yazık ki hani bizim doğrudan Türkiye'de şu anda aynı çalışmayı bir başka şehirle yürütmek gibi bir planımız yok. Tamamdır. Bu arada Göktuğ Bey de katılım gösterdi tekrar. Ya şöyle Göktuğ ki telefondan katıldığım için benim telefonda susmuyor. Sürekli arkadan yani normal corporate laptoplarda bizim Teams çalışmıyor maalesef. Yani öyle bir security arrangement'ımız var. Teams üzerinden telefondan girince de bu saatlerde telefon susmuyor. Ben en iyisi hızlıca toparlayıp devam edeyim. Buyurun, buyurun. Şöyle ki 2-3 tane konuya dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi bence bu konsorsiyumun kurulan SEPEF, Danish Green Growth Network ve WRI bu iş için çok oldukça yetkin ve iyi partnerler, iyi paydaşlar. Bunun avantajını iyi kullanmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de şu anda hani yeşil bina dediğimiz zaman tabii belli segmentlere yöneliniyor ama yani birkaç tane de zorluk var ülkede. Onları da iyi tespit etmek gerekiyor. Bir tanesi şu anda hali hazırda deprem nedeniyle oluşmuş olan çok büyük bir hem yeniden yapılaşma hem de diğer taraftan debri depremden kalan molozun kaldırılması ve bunun yine bina sektörüne geri kazandırılması üzerine oldukça yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Fransız Kalkınma Ajansı ile yürüttüğümüz bazı işbirlikleri var. Buraların bence gündeme alınması ve molozun yeniden kazandırılması yeşil bina sektöründe çünkü 300 milyon ton kadar bir molozdan bahsediyoruz deprem sonrasında oluşmuş ve yine yüz binlerce yeni konuttan bahsediyoruz yerine koyulması gereken. Yani burası stratejik bakılması gereken bir alan. Diğer taraftan yine kentsel dönüşüm çok önemli ve kritik. Özellikle yani bir sene önce, bir buçuk sene önce bunları konuşsak belki bu disaster yani hani felaket ve işte oluşabilecek olan özellikle depremselliği konuşmuyor olabilirdik. Yani farkındalığımız vardı ama bu kadar yıkıcılıktan sonra bu tarafın yeşil bina, kentsel dönüşüm ve yeşil bina faktörünün yine el ele götürülmesi Türkiye'de çok kritik. Bu alanda yine yeşil çimento kapsamında yaptığımız bazı işbirlikleri var. Hem Teknoloji Geliştirme Vakfı ile TTGV ile hem yine Fransız Kalkınma Ajansı ile birlikte çalışmalarımız var. Bu tarafa da iyi bakmak lazım. Yani sadece enerji verimliliği tabii çok kritik, çok önemli. Ve özellikle kentsel emisyonların önemli bir kısmı, toplam emisyonların da önemli bir kısmı bir yandan da. Ama işte lokalize ettiğimiz zaman Türkiye özelinde buralara iyi bakmak gerekiyor ve yeşil mutabakat kapsamında da Türkiye'nin işte Paris hedefleri, Türkiye'nin azaltım hedefleri kapsamında da bu şuradan çıkan bazı hedefler var. Daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ortaya koyduğu bazı iklim başkanlığı hedefler var. Bu hedefleri de gözetirken
belki yeni vizyon ve yeni hedefleri de daha gerçekçi, daha biraz hırs seviyesini yükseltecek şekilde bu çalışma kapsamında ele almak iyi olur diye düşünüyorum naçizane. Benim söyleyeceklerim bunlar. Ben programın Avrupa Birliği tarafından yürütülmesinden sorumlu olacağım. Birlikte yakın çalışmak da istiyorum. Bu alanı yakından takip etmek de istiyorum. Diğer networklerimiz içerisinde de kurulacak platformda diğer networkleri de oraya angaje etmek açıkçası çok istiyorum. Güzel bir uygulama olacağından eminim. WNI ile daha önce çalıştık. SEPEV'le de ben çalışmadım şahsen. Avrupa Birliği hibesi götürdüler mi bilmiyorum. Ama Danimarkalıları da biliyoruz. Özellikle onların da bu ısının geri kazanımı ve dağıtımı ve özellikle atık ısıdan geri bina ısınmasına yönelik sistem kurulması noktasında geçtiğimiz sene bazı çalışmalarımız oldu. Onlar da önemli bir partner bu konuda Danimarka. Onların da olması çok iyi. Güzel bir uygulama bizi bekliyor. Heyecanlıyız. İnşallah güzel bir şekilde bitireceğiz bu çalışmayı. Ama arada da yakın temasla, yani biraz daha böyle çok otomatiğe bağlamadan özellikle katma değer alanlarını iyi düşünerek, iyi bularak devam edersek yani 1'i 2'ye 3'e katlayabiliriz bu tecrübeyle sabit. Herkese başarılar diliyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Göktuğ Bey. Bu kıymetli paylaşımlarınız için. Dilerseniz soru cevap kısmından devam edebiliriz. Moderatörümüz Barrett Binat da olacak WRI Türkiye'den. Buyurun Barrett Bey, sizinle devam edelim dilerseniz. Tamamdır. Birkaç sorumuz var. Daha önce gelen soruları yanıtlamıştık. Şimdi ben Ebru Hanım'ın bir sorusunu görüyorum. Sıfır karbon yapılarla ilgili İzmir olarak proje kapsamında destek alabileceğimiz konu başlıkları, danışmanlıklar neler olabilir? Bilgi vermeniz mümkün müdür diye bir soru var. Şehri olarak başvuruda bulunmuştuk ama farklı iki şehrimiz seçilmişti. Ancak bu güzel projeden çalışmalarımız kapsamında faydalanmak çok isteriz. Teşekkürler demişler kendileri. Bu proje içerisinde İzmir olarak projeye üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz diye ben belki bir yanıt verebilirim. Yani kişi ve kurum olarak üyeliğinizi sağlayıp buradaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz, faaliyetlerden haberdar olabilirsiniz ve bu faaliyetlere katılım gösterebilirsiniz. Bilmem yeterli oldu mu? Meltem Hanım, ekleyeceğiniz bir şey var mı sizin? Yani A kapsamında geliştirecek öğrenme materyalleri, düzenlenecek seminerler, webinarlar, bunların hepsi zaten teknik kapasiteye yönelik. Yüz yüze yapacağımız etkinlikler olacak. Orada farklı paydaşları bir araya getireceğiz. Hani tanışma, yeni projeler geliştirmek için, paydaş bulma için bu tarz imkanlar sağlayacağız. Onun üzerinden yapılabilir. Sizleri de ağımızda görmekten mutluluk duyarız. Teşekkürler. Bu arada sizler de eğer aklınızda sorular varsa Q&A alanından sorularınızı yöneltebilirsiniz, yazabilirsiniz. Can Bey'in bir sorusu vardı. Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz veya gerçekleştireceğimiz ilgili projelerimiz network ağında veya sosyal medya platformlarında örnek proje olarak duyurulacak mıdır diye bir soru var. Siz zaten ağa katılım göstererek LinkedIn grubunda da olsun kendi deneyimlerinizi de orada paylaşabilirsiniz. Konuyla ilgili özellikle ilham verici, yenilikçi projelerinizi, çalışmalarınızı grupta paylaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu paylaşımlarınız ağı da kuvvetlendirecek ve ağ içerisindeki kişi ve kurumlar arasında da bağların oluşmasını da alan tanıyacaktır diye ben yanıtlamış olayım. Şimdi başka bir soru var mı diye bakıyorum. Yerel yönetimler olarak başvuruda bulunabilir miyiz peki diye sorulmuş. Ben yine chat üzerinden buna yanıt verdim. Zaten üyelik koşullarının olduğu web sitemizde de yerel yönetimlerin, merkezi yönetimlerin, burada çalışan kişilerin yine ağda bulunabileceklerine dair koşullar var. Orayı inceleyip katılabilirsiniz. Üyelik formunu doldurabilirsiniz. LinkedIn grubuna da üyelik için başvurunuzu yapabilirsiniz. LinkedIn grubunun linkini de ben daha önce iletmiştim.
toplantı bitmeden tekrar ileteceğim. Şimdilik eğer yanlış görmüyorsam sorular bu kadar gibi gözüküyor. Eklemek istenilen bir şey var mı? Meltem Hanım, sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Ben bir son üyelikle ilgili kafa karışıklığından dolayı bir son Tabii. bir kez üstünden geçmek istiyorum. Toplantıda da sunduğumuz bina sektörünün tüm paydaş grupları üye olabilir. LinkedIn üzerinden, o grup üzerinden katılma daveti göndererek üye olabilirsiniz. Bu ağ kar amacı gütmeyen bir inisiyatif. O nedenle herhangi bir üyelik ücreti gibi bir şeyimiz, şartımız yok. Sadece şartımız ağın misyonunu ve vizyonunu benimsemek ve bu alanda çalışmalar yürütmek istemek. Ya da yürütüyormak hali hazırda. Yani özellikle emisyon azaltımı, sürdürülebilirlik, yeşil binaların yeşil özelliklere sahip olması, çevresel etkilerinin, olumsuz etkilerinin minimize edilmesi ve iklim dirençliliğinin artırılması gibi ana belli başlıklarımız var. Ve Barrett Bey'in söylediği gibi bu ağla ilgili hem anlatan LinkedIn grubundaki bilgi kısmında hem de web sitesinde buna erişebilirsiniz. Eğer bu alanda çalıştığınızı ya da çalışmak istediğinizi düşünüyorsanız bir başvuru göndererek, davet göndererek ağa katılabilirsiniz. Daha sonrasında bir üye bilgi formu var. Onu doldurmanız gerekiyor. Onda da sadece yani iletişim bilgileriniz, çalışma alanlarınız, ağdan beklentiniz, motivasyonunuz gibi basit sorular yer alıyor. Sizleri daha iyi tanıyabilmemiz için. Onun sonrasında yani o gruba katıldıktan sonra ağda evet yaptığımız çalışmaları konuyla ve misyonla, vizyonla uyumlu çalışmaları duyurabilirsiniz. Yeni partnerler tanımak için de bir fırsat olacaktır. Yani amacımız dediğimiz gibi birincisi diyalog geliştirmek. Yani sektör paydaşlarının birbirini tanıması, diyalog geliştirmek için bir fırsat yaratmak. İkincisi teknik kapasitenin gelişmesi için çeşitli eğitim ve eğitici materyaller hazırlamak. Üçüncüsü ise tüm bu şeyi, bilgiyi toplum geneline yaymak. Yani Türkiye'de de toplum genelinde bir bilinçlenme sağlayarak insanların sürdürülebilir, daha iyi şartlarda binalar talep etmesini oluşturmak ve bu şekliyle de misyonumuzu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Herkese de katıldığı için çok teşekkür ederim. Eğer başka soru yoksa da herhalde toplantıyı birazdan kapatabiliriz. Barrett Bey, başka soru yoktu sanırım, değil mi? Yine bir STK olarak katılım gösterebilir miyiz, destek alabilir miyiz? Ağa katılarak, yine ağın içinde bulunarak, oradaki gelişmeleri takip ederek, ağ faaliyetlerinden ve eğitimlerinden yararlanarak zaten bu destekleri otomatikman alabileceğinizi ben düşünüyorum. Ve yaklaşan da bir etkinliğimiz vardı, ondan bahsedilmişti, onu da tekrar hatırlatalım. Danimarka'da bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecek Ekim ayında. Yine ağ üye olarak ağdaki formu, üyelik başvurusu formunu doldurarak ve daha sonra Danimarka ziyareti öncesinde tekrar sunulacak bir başvuru formu olacak. O formu da doldurarak başvurunuz kabul olursa o ziyarete de, çalışma ziyaretine de katılım gösterebileceksiniz. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Kayıt paylaşılacak mı diye bir soru olmuş. Onu hemen açıklığa kavuşturalım isterseniz Tuğçe Hanım, siz dilerseniz bir yanıt verin ona sesli olarak. Tabii ki şu an zaten toplantımız kayıt altına alındı. Sonrasında sosyal medya kanallarımızdan sizlerle paylaşacağız. Açık olacak toplantının linki. O halde sanırım toplantıyı kapatıyoruz. Başka soru evet. yok. Öyle gözüküyor. Tamamdır. Herkese çok çok teşekkür Hepinize ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler katılımınız için. Yeni etkinliklerimizde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.